uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik mevzuu da belki iyi niyetli düşünüldü, artık bağlamından çıktı. Buna da bence gerek yok. Öğretmenlik bir uzmanlık mesleğidir. Hani fakültelerde ona göre yetiştirirsiniz. Zaten artık atanmak çok zor. KPSS ciddi bir sınav. O süreçte yine başka eğitimler de sürdürebilirsiniz bu arada. Buna hiç itirazım yok. Artık bu işler kolay. Online olanaklardan yararlanabilirsiniz. Yani sisteme dahil edeceğiniz öğretmenin eksikleri olduğunu düşünüyorsanız onu kapatmanız mümkün. Fakat artık memur olarak atadığınızda ve sınıfa soktuğunuzda onları uzman öğretmen, baş öğretmen, yardımcı öğretmen, burası üniversite değil. Yani oradaki o kadroların, ünvanların bir anlamı olabilir. Fakat ben mesleğe yeni başlayan genç bir meslektaşımla aramda tecrübe dışında herhangi bir fark olduğunu düşünmüyorum. Ha, benim tecrübe avantajım varsa onun da heyecan avantajı vardır bu arada. Yani avantajları tokuşturursak yeni başlayan arkadaşım işine benden daha sık sarılabilir. Ki ekseriyet böyle olduğunu da görüyorum. Bu yüzden öğretmenler odasını böyle huzursuzlaştıracak bu dokunuşlara gerek yok.